kaç celse önce dosyayı savcıya mütalaa için verdi. Bir aşamada aslında son mütalaa vermeden önceki kararlarında sorgusu bitmemiş olanların bir kısmının sorgusunun yapılması, savunması, alınması yönünde karar kurmuştu mahkeme. Ama sonra bir anda tavır değiştirdi mahkeme. Sorgusu yapılmayanların, savunma vermeyenlerin artık savunmasını almayacağım dedi. Gerekçesini de şöyle oluşturdu. Bu kadar zamandır süren bir yargılama siz daha önce verseydiniz dedi. Öyle ilginç bir gerekçe oluşturdu. Oysa ki hemen hemen oldukça kalabalık bir dosya bu. Dosyada yargılananlar siyasetçiler, milletvekilleri, eş genel başkanlarımız. Dolayısıyla politik sahipli olan bir yargılamada hepsinin uzun uzun sözleri oldu ve olacak. Dosya iddianame ile beraber iddianameden sonra doldurulmaya çalışılan bir dosya. Şimdi bu herhangi bir ceza yargılaması gibi öncesinde hazırlığı iyi yapılmış, delilleri toplanmış bir dosya değil. Dosya bir kararla, hatırlarsınız o dönem Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye ihtimali doğmuştu. Tahliye ihtimali doğduğu anda ikinci bir soruşturmayla bir anda yeniden tutuklandılar aynı gerekçeler. Dolayısıyla orada bir siyasetin müdahalesi hızlı bir akış oldu. Bir anda iddianameye giden bir süreç yaşadık. Ve iddianame hazırlandıktan sonra mahkeme delil toplamaya başladı. Aslında hukuka aykırı yöntemlerle delil toplamaya başladı. Dolayısıyla bu iki yıllık süreçte neredeyse her gün bizim bile artık avukatlar olarak takip edemeyeceğimiz, edemediğimiz kadar yoğunlukta dosyaya sürekli yeni evrak girmek. Çünkü sürekli bir kuyudan bir şey çıkarır gibi mütemadiyen hükümetin ve mahkemenin ortak çalışmasıyla müvekkiller aleyhine delil bulunmaya çalışılıyor. Bulunamadığı noktada da tanıklara başvuruluyor, gizli tanıklara başvuruluyor. Mahkeme düşünebileceğimiz her türlü hukuka aykırı yöntemle aslında bu dosyayla ilgili delil toplamaya çalıştı. Kamuoyuna şunu göstermek istedi, bunlar gerçekten suçlu, ben bunlar suçlu olduğu için yargılıyorum. Ama bu algıyı yaratmaya yetmedi elindeki bilgiler ve deliller. Hiçbir şekilde yetmedi. Mahkeme de bu süreçte tabii müvekkillerin her gelen belge ve bilgiye karşı söz hakkı var. Herkes sırasıyla her daim, her eline fırsat geçtiğinde konuşmaya çalıştı. Mahkeme şu an diyor ki siz zamanında savunma vermediniz, sorgu vermediniz. Her bir müvekkilimiz dahil, biz de dahil. Biz her celse söz almak için büyük bir çaba sarf ettik. Her celse hepsi duruşmaya katılmaya büyük bir çaba göster. Tam tersi, söz sırası kendilerine gelsin ve konuşsunlar diye büyük bir çaba gösterdiler. Tutulan tutanaklar sanki hiç böyle bir süreç yaşanmamış gibi, sanki müvekkillerimizin hiçbirisi, hepsi konuşmaktan kaçınıyor gibi yalanla dolu bir tutanak. Bu gerekçelerle dedi ben sorgu ve savunmayı kesiyorum artık bundan sonra almıyorum. Dosyayı mütalaya verdi. Mütalaya verdikten sonra müşteki ifadesi almaya devam etti. Bizim yokluğumuz. Mütalaya verdikten sonra defalarca dosyaya farklı deliller, evraklar geldi. Birleşen dosyalar geldi. Yeni yeni dava dosyaları geldi. Şimdi bunların hepsi tamamı yargılanan bir kişinin savunma hakkını kullanmak zorunda olduğunu gösterir. Mutlaka söz verilmeli. Eğer ki bu bir yargılamaysa, bu bir infaz dosyası değilse, sadece infaz amaçlı bir dosya değilse, muhakkak en kutsal haklardandır, savunma hakkı. Mutlaka tanınır. Yani en faşizan dönem yargılamalarında bile mahkeme heyetleri öncelikle savunma hakkını sadece tanımak suretiyle sanki hukuka uygunmuş, yargılama yapıyormuş gibi gösteri yaparlar. En faşizan dönemlerde. Ama bu dönem hem iktidarın çok sıkıştığı bir dönem oldu hem de mahkemenin bu nedenle sıkıştığı bir dönem oldu. O yüzden son periyottaki duruşma bu kadar gergin geçti. İlk iki gün de aynı gerginlikle devam etmekle beraber aslında nispeten sözlerimizi kullanabildik. Ama
dün aslında ilk gün itibariyle mahkeme biraz işaretlerini verdi. Mesela ilginç bir şekilde dosyaya kovuşturmaya yer olmadığı kararları geldiğinde yargılananlarla ilgili delil olarak mahkemenin aleyhe delil olarak gördüğü dosyalarda kıyok kararları geldi dosyaya. Takipsizlik kararları geldi. Şimdi bu ne demektir? Takipsizlik kararı geldiğinde bir başka yargı merci demiş ki bu dosyada bu kişi yargılanamaz demek. Ben suç unsuru görmedim demek. Mahkeme sadece o dosyalardaki delilleri okuyup takipsizlik kararını okumadı. İtiraz ettik. Kıyok kararı, takipsizlik kararı okumanız gerekir. Çünkü ceza yargılaması şöyledir. Lehede, alehede, lehede olan deliller duruşmada okunmak zorunda. Okunur, bu geldi denir, sorulur. Katılana bile sorulur. Yargılanana sorulur. Avukata ne diyorsunuz bu belgeye diye sorulur. Açık bir şekilde kürsüden dedi ki bunları ben delil olarak görmüyorum ki okuyayım dedi. Hepimiz itiraz etti. Bu lehe delil. Lehe olan hiçbir delili kabul etmeyeceksen senin tek amacın o zaman bizlere ceza vermek. O zaman yargılamayı burada bitirin, ceza verin madem öyle. Tabii daha sonra cuma günü itibariyle de müvekkillerimiz salona geldiğinde bir önceki ara kararlarını itiraz ettiler. Çünkü mahkeme şöyle yapıyor. Duruşma geç saatlere kadar sürüyor. Makul sürelerde yapmıyor yargılamayı. Geniş aralıklarla yapmıyor. 2 haftada bir sıkıştırıyor. Kendisi bile farkında değil gelen giden evraninin. Ki sadece bu işle görevlendirilmiş bir mahkeme. Özel bir mahkeme. Sadece HDP'li vekilleri, MHK üyelerini yargılamak üzere oluşturmuş bir heyet var karşımızda. Onlar dahi tek işi bu olmasına rağmen dosyaya yığınla boca edilen evrakları hakim değiller çoğuna. Biz de hakim değiliz. Mümkün değil. Çünkü bir belirsizlik yaratarak, evrak yığınına boğarak büyük bir suç varmış gibi gösterme taktiği bu. Genel olarak son dönem AKP yargısının yaptığı, izlediği yöntem bu. Yani bu aşamada gece yarısı genelde ara kararları sisteme yüklüyor. Gece yarısı yüklediğinde biz görüyoruz ne demiş, tutanağa ne geçmiş, sözlerimizi yanlış mı doğru mu geçirmiş. Ama genel olarak son duruşmalarda mahkeme heyetinin tavrı söylediğimiz sözleri çarpıtarak duruşma metnine yansıtmasın. Sabah müvekkillerimiz geldiğinde tabii ki söz hakkı istediler. Ara karar kurmuşsunuz. Örneğin birleşen dosyalarımız var. Sabah Hanım söz istedi. Birleşen dosyası var. Zeynep Hanım söz istedi. Ayla Hanım söz istedi. Birleşen dosyamız gelmiş. Evrak getirmişsiniz. Tamamının sözünü kesti. Şimdi duruşma sonunda sistem şöyle. Sekbis sistemi kullanılıyor ve sekbis sistemi kapatıldığı anda sizin sözünüz artık o salona yansımıyor. Karara yansımıyor. Tutanaklara yansımıyor. Aslında savunma hakkının etkili kullanılması, duruşmaların açıklığı ve şeffaflığı için kullanılması gereken sekbis sistemi mahkemenin elinde bir tehdit aracına dönüşür. Düğmeye basıp kapattığında siz salonda yoksunuz artık. Ne derseniz deyin, ne söylerseniz söyleyin kayıtlara geçmiyor hiçbir yalnız. Bu bir yargılama değil. Bu hiçbir şekilde bir yargılama değil. Sözlerini kesti. Bizim tabii ki biz avukatları olarak, savunma olarak müvekkillerimiz haklarını korumak için biz söz istedik. Bize söz verin. Bize de söz vermedi. Hiçbir şekilde. Sistemi kapattı bizi hızlıca mütalaya savcı beye verdi. Tahmin ettiğimiz bir süreçti. Çünkü seçim süreci. Seçim yaklaştı. Genel olarak ceza usul yargılamasını ihlal ederek giden yargılamada son 3 gün belki bunların en billurlaştığı bir 3 güne tanıklık etti. Çok acelesi vardı. Niye bu kadar acele ediyorsunuz? Zaten okuyacaksınız mütalayı. Hayat kısa dedi mahkeme başkanı. Ama hayat şu kadar kısa değil. Bu hukuka aykırılıkları, bu suçları işleyenleri görmeyeceğimiz kadar da kısa değil. Bir pervasızlık hali vardı. Ve dolayısıyla tabii ki bu yorum hani sadece bizlerin yorumu değil, müvekkillerimizin yorumu, duruşmayı izleyenlerin yorumu. Bu bir
seçim süreci yargılaması oldu. Zaten mütalaa da özetlenerek okunmuş. Bir iki avukat arkadaş, bir iki avukat duruşmayı izledi. Bizler çıkmak zorunda kaldık. Bizim tercihimiz değildi. Biz niye savunmayı boş bırakalım? Müvekkillerimiz yargılandı. O salonu niye terk etsin? Salona girmek için, savunma yapmak için çaba gösteren müvekkillerimiz niye vazgeçsin bundan? Bir seçim süreci yargılamasında ortağı olmak istemediler. Söz hakkı verilmeyen yerde durmalarının, bizim de durmamızın hiçbir anlamı kalmadı. Biz çıkmak zorunda kaldık. Çıkarken de tepkimizi dile getirdik. Ama sabah uyandığımızda duruşma çalanını gördüğümüzde mahkeme heyeti yine bizim söylediğimiz bir kısım eleştiri sözlerini kendi istediği gibi dizayn ederek tutanağa geçmiş. Kalem ellerinde, yetki kendi ellerinde istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar. Mütalaa açıklandı, özetlemiş Savcı Bey. Savcı Bey özetlerken aynı anda aslında, ki çok önceden hazırlandı benim, basına bir özet hazırlamış. Biz de bunu söyledik. Mahkeme yerine siz bunu AKP, MHP hükümetine bir hediye vermek için yapıyorsunuz. Seçim çalışması için, seçim beyannamesine eklemek için yapıyorsunuz. Yapmayın dedi.